Merhaba terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet arkadaşlar, Şubat ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Şubat ayında öncelikle dolunayımız gerçekleşecek. Aslan burcunda sizin 11. evinizde bir hayalinizle kavuşturacak size. Uzun zamandır beklediğiniz bir yatırım fırsatı varsa onu bu ay aktive edebilirsiniz. Her şeyden önemlisi bu. Uranüs çünkü 8. evinizde ani, beklenmedik, hızlı bir şekilde hayatınıza ummadığınız yerlerden bir para gelebilir. Bir hayalinizi gerçekleştirmek için bir yatırım fırsatı, bir para fırsatına tetikliyor olabilir bu durum. Bunun dışında tabii ki uzun zamandır hayal ettiğiniz biriyle flörtün başlaması, var olan bir ilişkinizde evliliğe giden bir önemli karar alınması, evlilik teklifi almanız, evlilik teklifi etmeniz gibi bir konuyu da eşitliyor olabilir tabii ki. Burada önemli olan uzun zamandır istediğiniz bir hayalinize kavuşuyorsunuz. O yani ani hızlı bir şekilde bu değişim dönüşüm söz konusu olacak. Jüpiter'in de baktığımız zaman 7. evinizde olduğunu düşünürsek yani evlilik teklifi almak için ideal bir zamandasınız diyebiliriz. Venüs'ün de 6. evinizde olması sebebiyle kaynaklarınızın artması, günlük rutinlerinizi biraz daha düzene sokmanız, belki bazı aktivitelerinizin çoğalması ama bir yandan da gerginlik ve stres hissediyor olabilirsiniz. Venüs 6. evde çok huzurlu değildir. Gerçi balık burcunda çok asaletli ama 6. ev sonuçta yani biraz daha böyle sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gereken, belki de düzene sokmanız gereken bir sağlıkla ilgili bir konuyu tetikliyor olabilir. İnşallah böyle değildir tabii ki. 6. ev aynı zamanda iş hayatımızdır, iş arkadaşlarımızdır. İş arkadaşlarımızdan alacağımız büyük bir destek olabilir. Gerçekten bu ay hayatımızda iş konusunda kendimizin parladığı, ön plana çıktığımız önemli gelişmeleri de tetikliyor olabilir arkadaşlar. Belki de prim, ikramiye gibi bir konuyu tetikliyor olabilir. Bu ay yaptığımız ne bileyim kotalı bir işle çalışıyorsak eğer kotayı fazlasıyla aşmamız ve ciddi anlamda büyük bir prim veya ikramiye almamız gibi bir konuyu da eşitliyor olabilir. Öncelikle Venüs'ün balık burcundaki seyahati ayın 20'sine kadar devam edecek. Ayın 20'sinden sonra Venüs de koç burcuna geçiş yapacak arkadaşlar. Venüs Koç burcuna geçtiğinde tabii ki sizin 7. eviniz biraz daha hareketlenecek. 7. ev evlilik evi, ortaklık evi. Burası ciddi anlamda bir projede ortak olabilirsiniz. Bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Ciddi anlamda hayatınızda artık belki de ayın başında hayatınıza giren kişi ay sonuna doğru böyle çok bambaşka bir boyuta geçiyor olabilir. Evet ya, doğru insanla beraberim. Gerçekten bu yıl benim evlilik yılım mı diye düşündürebilir veya bir evli, var olan ilişkinizde de evliliğe geçebilirsiniz tabii ki. Eşinizin kaynakları yükselebilir, eşinizin parasal durum veya uzun zamandır beklediği bir durum hani güzel bir haber almanız şeklinde de tezahür edebilir. Öncelikle şöyle söyleyeyim ki eğer evliyseniz evliliğinizle ilgili önemli güzel bir gelişme, evli değilseniz evlenme teklifi almak, hayatınıza yeni birinin girmesi yine bu durumda söz konusu olacak. 20 Şubat'ta bir de yeni ay var arkadaşlar Balık burcunda. Balık burcu ne demiştik? 6. ev. Yani bir düzen değişikliğine, yeni bir hayatınızda bir rutini de değiştiriyor olabilirsiniz. Belki sağlıkla ilgili bir probleminiz var. İşte sabah şu saatte kalkayım, işte ilaçlarımı şöyle kullanayım veya işte şöyle bir tedavi yöntemine başlayayım, diyete başlayayım gibi konuları dile getiriyor olabilirsiniz. Bu dönemde yeni bir eğer sağlıkla ilgili bir durumunuz varsa bunlarla ilgili bir diyete girmek, bir düzenli bir program uygulamak söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabii ki 7, 6. ev aynı zamanda iş hayatımız olduğuna göre iş yerinde bir düzen değişikliği de bu yeni ay sayesinde gerçekleşiyor olabilir. Yani iş yerinde bir düzenin değişmesi, bir yeni ürünün gelmesi veya iş yerinde vardiya değişimi vesaire gibi. Hani bu orada kritik bir değişim dönüşüm noktasını tetikliyor olabilir ama bu hepsi her şekilde de olumlu arkadaşlar onu söyleyeyim de hani pozitif anlamda bir değişim dönüşüm etkisi yaşanacak. Çünkü
Bu ay Şubat ayı ciddi anlamda Venüs'ten, Jüpiter'den, Kuzey Ay Düğümü'nden, Mars'tan hepsinden çok güzel enerjiler alıyor. Yani kötü bir enerji almıyor. Bu ay yaptığımız her şey hayatımızda çok hızlı ilerlememize sebebiyet verecek. O yüzden durmak yok, yola devam diyorum. Hayatınızdaki yapmak istediğiniz her ne varsa bu ay mutlaka harekete geçin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.